Şubat 1997 tarihinde Ramazan ayının son günlerinde Doğu Türkistan'ın Gulca kentinde kanlı bir katliam meydana geldi. Doğu Türkistanlılar aradan geçen 26 yıla rağmen yaşanan vahşeti unutmuyor. Doğu Türkistan STK'lar Birliği 5 Şubat Gulca katliamını anmak amacıyla Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Ayrıca İsveç Uygur Eğitim Derneği tarafından 5 Şubat 2023 Pazar günü İsveç'in başkenti Stockholm'deki Çin Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. Çin Komünist Rejimi'nin Uygurlara karşı soykırım uyguladığı Doğu Türkistan önemli bir enerji kaynağı. Çin'in önde gelen petrol ve gaz üreticisi Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin tarım petrol sahası son verilere göre şimdiye kadar 400 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz üretti. Çin'in kuzeybatısında yer alan Doğu Türkistan'daki Taklimakan Çölü'nde bulunan tarım petrol sahası ülkenin batı-doğu gaz boru hattı için önemli bir doğalgaz kaynağı konumunda. Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne bağlı tarım petrol sahası şirketine göre petrol sahası Batı Doğu Gaz Boru Hattı aracılığıyla Çin'in diğer bölgelerine her gün 74 milyon metreküpten fazla doğalgaz, Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyindeki 5 ile ise 21 milyon metreküpten fazla doğalgaz sağlıyor. Çin Savunma Bakanlığı ABD'nin istihbarat amaçlı olduğundan şüphelendiği Çin'e ait yüksek irtifa balonunu düşürmesini aşırı tepki olarak değerlendirdi. Bakanlık sözcüsü Tang Kifei yaptığı açıklamada ABD'nin Çin'in sivil insansız hava aracına güç kullanarak saldırmasını protesto ettiklerini bildirdi. Öte yandan ABD'de donanma görevlisi dalgıçlar 8 gündür ABD semalarında gezinen ve dün düşürülen casus balonunun enkazını çıkarmak için çalışıyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı yaptırımlara Japonya ve Hollanda'nın katılmasıyla birlikte çip savaşlarında yeni bir eşik aşıldı. Kyodo News'in haberine göre Japonya hükümeti bir kambiyo yasasında değişikliğe gittikten sonra ilkbaharda Çin'e gelişmiş yarı iletken üretim ekipmanı ihracatını kısıtlamaya başlayacak. Yeni düzenlemenin Pekin'in misilleme riskini azaltmak amacıyla Çin'den özellikle bahsetmeyeceği belirtilen raporda bu bilgiye nereden ulaşıldığı belirtilmedi. Pakistan'ın eski darbeci lideri Orgeneral Pervez Musharraf, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genelkurmay Başkanı olduğu 1999'da darbeyle göreve gelen Musharraf, 2001'de Cumhurbaşkanlığını üstlenmişti. Musharraf, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti. Bir yıl sonra meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Musharraf hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. 17 Aralık 2019'da Musharraf idam cezasına çarptırılmıştı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. En büyüğü 6.6 olmak üzere 50 artçı deprem meydana geldi. AFAD 6.30 itibariyle 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaşanan bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ediyoruz. Milletimize geçmiş olsun.